Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Tayyıldır'ın diyor ki, Alp abiye sorar mısınız? Galatasaray e, kampta hazır değildi ve kadronun derinliği açısından da yeterli bir derinliği yok. Bu kadro yapılanmasıyla Avrupa Lig ve Kupa'da nereye kadar gider Galatasaray diyor. Ya Ben çok net şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın şu anda elde e, bulundurduğu kadrosu, Geçen yılki kadroya baktığınız zaman transferlerin e, verim alınamadığı bir dönemde bir yıl önceki yani Okan Hoca'nın ilk şampiyonluğundaki kadronun geçen sene yine aynı istikrarı yaşayıp yaşatıp hocanın eksik olan e, bölgelere kadronun içinden oyuncu evirmesiyle ki bunun en başında Barış Alper gelir, e, Kaan gelin, yani. mutlaka bunları söylememiz gerekir. E, bir başarı yakalandı. Ha izleyicimizin endişesini anlayabiliyorum. Aynı kadroyla, aynı yapıyla sadece Batshuayi'nin geldiği bir sezonda nereye kadar gidebilir dediğiniz zaman ben dikte yine yarışmacı kimliğine devam edeceğini düşünüyorum. Ama bazı avantajları da var. Artık bu kadro birbirinin e, ne yaptığını, ne yapacağını çok iyi biliyor. Gelen oyuncuların uyumu. Batshuayi geldi. Az önce ne dedim? Müthiş bir uyum yakaladığını, kısa sürede uyum yakaladığını söylüyorum. Şimdi Yelert geldi. Ben Galatasaray'ın transferlerine devam edeceğini düşünüyorum ama çok herhalde tekrara giriyor galiba. Çok benim gibi meslektaşım da söyledi. Bu sene Galatasaray'ın Hakim Ziyeş ve Zaha geçen seneki transferlerini sanki bu sene gerçekleştirmiş gibi gözüküyorlar. Onların bu performansları, kamp performanslarını lige ve Şampiyonlar Ligi'ne yansıttıklarında zaten güçlenmiş, daha da güçlenmiş, üzerine koymuş bir Galatasaray e, görecektir. Yani e, Okan Hoca'nın bu mutluluğunu e, yaptığı açıklamalardan da fazlasıyla hissedebiliyoruz. Hakim Ziyeş sezon başı kampını bizle geçirmesi, Icardi'nin kampı bizle geçirmesi bizim için çok önemliydi. Hani onlara yeni bir transfer gözüyle baktığını defalarca ifade etti bu sezon için. Aslında izleyicimiz derinliği yok demiş Galatasaray kadrosunda ama dünkü kadroya da baktığımız zaman Özellikle ikinci arada oyuna giren oyuncularla, işte Ergin az önce söyledi, Galatasaray'ın başlangıç 11'i de ideale yakın bir 11. Ama Hı -hı. Barış Alper, Kerem, Kerem Akdürkoğlu, tabii, tabii. Kerem Demirbay, Demirbay gibi isimler de bu derinliği çok daha fazla sağlayacak gibi görünüyor. Birkaç mevkide e, belki hani e, yedeklemek demeyeyim ona da daha iyisini bulmak sanki sezon... Transfer bitmeden yapılacakmış gibi duruyor. Özellikle 8-10 transferlerini buna söyleyebiliriz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Rotarios'a döndü. Orta saha transferi için listesinin bir numarasına Vendel'i yazan Galatasaray'a kötü haber geldi. Rusya Ligi'nde Zenit formasıyla Rubin kazana karşı kazandıkları maçta iki asist yapan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarda takımda kalacağının mesajını verdi. Zenit'in, oyuncusu için 30 milyon euro istediği ve bu transferin rafa kalktığı öğrenildi. Cimbom şimdi rotasını Richard Rios'a çevirdi. 24 yaşındaki futbolcu için Palmeiras ile görüşmelerin sıklaştığı bildirildi. Rios, Brezilya Serie A'da kulübünün Vitoria ile önceki gece oynadığı maça ilk 11'de başlarken 67 dakika sahada kaldı. Ayrıca Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun da Rios'u istediği biliniyor. Fakat Brezilya basınında çıkan son haberlere göre Galatasaray Rios transferine daha yakın olduğu söyleniyor. Öte yandan Florentino Luis'in maliyetini de soran Galatasaray, Benfica'dan gelecek cevabı bekliyor. Galatasaray, Avusturya kampını tamamlayıp Türkiye'de döndü yeni sezonu Beşiktaş'la oynayacağı Süper Kupa maçı ile açacak olan Sarı Kırmızılı ekip bu hafta Florya'da antrenman yapacak. Kemerburgaz'a henüz taşınmayan Cimbom, Florya'da gerçekleştireceği idmanlarla Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş derbisine hazırlanacak. Galatasaray'ı bekleyen 4 tehlike Galatasaray yeni sezon öncesi ikinci yurtdışı kampını da tamamlarken hazırlık maçlarındaki görüntü endişe yarattı son 2 senenin şampiyonu toplamda oynadığı 5 hazırlık maçında 3 kez kaybederken ikisini kazandı. Sabek problemi çözüldü ama 8 numara için henüz sonuç alınamadı. Transferde yüksek maliyetler veya kulüplerin uzlaşmaz tavrı nedeniyle istediği imzayı attıramayan Galatasaray'da görünen o ki 8 numara finale yetişmeyecek. Yönetim işi aceleye getirmeme kararı aldı ama 8 numaradaki eksiklik dikkat çekiyor. Arjantinli forvetin fit görüntüsüne rağmen duygusal bir yapıya sahip olması tereddütleri beraberinde getiriyor. Özellikle Van Danara ile ayrılığının sezon içinde performansına nasıl yansıyacağı merak konusu. Batshuayi ise hazırlık maçlarında çalışkan gözükse de takımın ritmini bulamaması Belçikalı forveti de etkiledi. Ayrıca köhün konusunda da endişe verici gelişmeler yaşanabilir. Alman sol bek'in hazırlık maçlarında verdiği görüntü endişe yarattı. Galatasaray'daki çizgisini değiştirmezse bir süre sonra sol bek transferi de gündeme gelebilir. Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, orta sahasını kaliteli bir oyuncuyla kuvvetlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar Barcelona'daki durumu belirsizliğini koruyan İlkay Gündoğan için adeta pusuya yattı. Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle ses getirecek bir 8 numara transferi yapmak isteyen yönetimin gözünü Katalan devi Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'a çevirdiği ortaya çıktı. Mali açıdan eski gücünde olmayan ve yeni bir strateji ile ekonomik kaynak oluşturmanın yollarını arayan Barcelona, Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan'ı da satılabilecek futbolcular listesine koydu. Takvimin haberine göre Galatasaray'a olan sıcaklığı ile bilinen Gündoğan ile ilgili yakın vadede sürpriz gelişmelerin olabileceği öğrenildi. Cimbom, 33 yaşındaki futbolcunun durumunun netleşmesini bekliyor. Sarı Kırmızılılar bu durumda transfer için anlaşma zemini arayacak. Barcelona ile İlkay Gündoğan arasındaki sözleşme 2025 yılında sona erecek. Ancak kulüp taraflı olarak bir yılda muvakele uzatma opsiyonu bulunuyor. Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyeceği söylenen İlkay Gündoğan daha önce Cimbom'a yeşil ışık yakmıştı. Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick'in rolünü azaltmayı düşündüğü yıldız oyuncu düzenli olarak görev alabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor. Alman basını ise şu an için geleceği belirsiz olan İlkay'ın Katar'a soğuk baktığını ve kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediğini sayfalarına taşımıştı. Galatasaray'da Yusuf Demir'e şans doğdu. TFF'nin yabancı sınırını 12 artı 2 olarak belirlemesi Yusuf Demir'in işine geldi. Normalde kiralık olarak gönderilmesi düşünülen genç oyuncu yeni sezon öncesi verdiği olumlu sinyallerle planlara dahil oldu. Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu oyuncuyu değerlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Geçtiğimiz sezonu Basel'de kiralık geçiren 21 yaşındaki oyuncu 13 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Galatasaray'dan iki ismin ayrılığına veto. Galatasaray'ın Avusturya'daki ikinci kampına milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün de katılmıştı. Bu isimlerden Barış Alper ve Kerem'le hem teknik direktör Okan Buruk hem de kampı ziyaret eden Başkan Dursun Özbek özel görüşme gerçekleştirdi. İki oyuncuya da yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli sınavlar vereceğiz. Hedefimiz üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Avrupa'da gruplardan çıkarak gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek. Bu nedenle takımda kalmanızı istiyoruz'u mesajı verildi. Sarı Kırmızılı yönetim İtalyan ve İngiliz kulüplerinin sıraya girdiği Barış Alper'i satmayı düşünmüyor, sezon planlamasını yıldız futbolcuya göre yapıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu da kadroda tutmak isteyen Galatasaray bu yüzden Oğuz Aydın transferinde ısrarcı olmadı. Kerem'e İspanya'dan Real Sociedad'ın ilgisi söz konusu. Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu sarı-kırmızılı kulübün kararına itiraz etmedi. İki oyuncu da Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermeye motive oldu.